hadis-i şerif. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, Neylül Evtar'a geldik. 532. hadis-i şerifi okuyoruz. Kitab-ı Salat'tayız. Ayrıca güzel bir mevzu. Acaba yani bütün vücudu örtecek bir elbise bulmak şartı ya istisnası olmak üzere omuzlar açık namaz kılabilir miyiz? O meseledeyiz. Bâbun nehi an tecridi el menkibeyni fis salat. Namazda iki omuzu açık bırakmanın mekruh olduğu hakkında. Ama yani sadece demiş yani setri avreti örtecek kadar bir şey bulursa yani omuzlara yetişmiyor. Setri avret dediği erkekse dizle şey yani göbek arası bu. An Ebi Hüreyre radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kale. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. La yusalliyenne ahadukum fi thawbil vahid. Tek elbiseyle hiçbiriniz namaz kılmayın. Leysa ala atiqihi minhu şeyin. Omuzunuzda hiçbir şey yokken. Tamam mı? Revahul Bukhari ve Muslim. Lakin kale ala atiqihi iki omuzunda. Ve li Ahmed el-Lafsan. Ahmed ibn Hanbel iki ifadeyi de kullanmış. Hadis-i şerif gösteriyor ki tek elbiseyle namaz kılınabilir. Yani burada ama iki ayrı elbiseyle kılmak daha eftal. Fakat tek elbiseyle namaz kılmak caiz ama fakat namaz kılan adamın omuzlarında hiçbir şey yoksa bunu engelliyor. Cumhur ulema bunun tenzihen mekruh olduğunu söylüyor. Ama Ahmed ibn Hanbel yani eğer böyle yaparsa namaz sahih olmaz diyor. Enteresan. Bakalım Şerhül Maani'de de bir şeyler söylemiş. Bizim mollalar ne diyor? Yani enteresan. İmam Şafii kesin örtmek gerekir diyor. Fakat Şafii kitapları tersini söylüyorlar. Mesele anlaşıldı değil mi? Demek ki bazıları farzdır diyor. Ama bazıları da değil diyor. Ve an Ebi Hüreyre'te kâle. Semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekûl. Peygamberimizden duydum ki buyuruyor. Men sallâ fî sevbin vâhibin. Fel yuhalif bi tarafeyhi. Allah Allah. Yani bir namaz, bir elbiseyle namaz kılan bir tarafını açık bıraksın manasına. Değil mi o? Yuhalif demek o demek. Benim bildiğim o. Öyle mi? Yani müstehap olduğunu söylüyorlar. Oldu mu? Bazıları da hayır, gerekli diyor. Yine Ahmed İbni Hanbel diyor bunu. Bir tarafını açık bıraksın yani omuzlarından birini. Ben öyle anlıyorum. İnşallah Recep Hoca bizi tasfiye eder. Ve an Cabir İbni Abdillahi radıyallahu anhu. Enne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kale buyurdu ki İdas var mı? Yoksa ben yok. Başka bir şey yapmıyorum. İdâ salleyte fî sevbin vâhidin yani bir elbiseyle namaz kılarsan fe inkâne vâsiyan genişse feltehik bihi iyice sarıl onunla ve inkâne dayıkan fettezir bihi eğer darsa yani özellikle art fettezir bihi dedi yani onu sarsız şey yapmaya çalıştın. Demek. Evet, omuzundan evet. Ha, yani. Ha, omuzundan yani. Geçir, iyice sıkı sarmaya bak yani. O demek. Bak öyle diyor zaten. İyice bağla manasını. Tamam, mesele anlaşıldı. İzar ve rida yerine geçiyor o zaman. Üst ve alt elbise. Müttefekun aleyh ve lafzuhu li Ahmed'e. Ve fi lafzin lehu ahara. Kale, başka bir ifadeyle. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İzâ mettese astevbu. Eğer elbise genişse feltu'atut bi ala menkibeyk iki omuzun üzerine de koy. Kapat yani. Sümme salli namaz kıl. Ve izâ dâk an zâlike eğer dar gelirse feşüdde bi
Hakveyk. Hakveyk dediği yani izarın bağlandığı yer. Hasıra dediği koltuğunun altından bağlı. Koltuk keçeli bu. Koltuk. Hasıra koltuk demek biliyorsun. Sümme salli min gayri ridain. Yani üç tarafta bir yeni elbise olmadan namazını kıl. Evet. Gelelim yeni bir bahse. Ama yeni bir bahis için çay gerekli. Öyle diyor İmam Şevkani. Yanlış mı söylüyorum? Ha? Ya öyle tabii ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yoksa okuyamam. Yanlış veririm mana. Hakveyk. Hakveyk. Hakveyk mi okudum ben? Hakveyk. İki koltuk. Allah Allah. Avret mahalline örtülen şeye hakv demişler. İzara, alt elbiseye. Bâbu men sallâ fî kamîsin gayri müzerrerin. Bağlı olmayan bir gömlekle namaz kılan hakkında. Ama öyle bir namaz kılan ki bağlı olmadığı için, bu Araplarda çok oluyor ha. Daldaşak metanda. Özür dilerim bu kelimeyi kullandığım için. Başka çaresi yok. Tebdu minhu avretu fi rükû ev gayri. Rükûda veya diğer hallerde avret mahalli görülüyor. An Selemete bil Ekva'i kâle. Kultu ya Resulallah. Dedim ki ya Resulallah. İnni ekûnü fissayd. Avda oluyorum. Ve usalli namaz kılıyorum. Ve leyse aleyye ile kamisun vahid. Bir tek gömlek var üzerimde. Kâle fezurrehu. İyi bağla. Ve illem tecid illa şevkete. Allah Allah. Bir şey bulamazsan dikenle bağla, dikenle. Çok enteresan ya. Görüyor musunuz? Yani hadis gösteriyor ki bir elbisede bir gömlekle kılınabilir. Ama iyice gömlek dediği alta kadar. Tabii sarkıyor. Canım o uzun yani uzun sarkıyor Arapların yani giydiği var ya yani. Gömlek dediği bizim gömlek değil. O Avrupa olan gömleği. Tamam. Yanlış anlaşılmasın. Aferin sana. Yani şu anki onların giydiği fistan ama onun önü açık oluyor herhalde. Tabii 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 önü açık oluyor. Evet. Ve an Ebi Hüreyre radıyallahu anhu enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz neha en yusalliye raculu hatta yahtezime bağlanmadan elbiseyi bağlamadan kişinin namaz kılmasını yasaklamış. Revahu Ahmet ve Ebu Davud. Gayet açık. Ve an Urbet ebni Abdillahi radıyallahu anh an Muaviye ebni Kurrate an Ebi'yi kâle eteytün nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi rahtin min Müzeynete febayana. Müzeyne kabilesinden bir gulupla peygamberimize geldik, el bağladık. Yani ona itaat ettik. Ve inne kamisehu le mutlakun. Gömleği, yani o gömlek dediğimiz o Arap gömleği. Ne ayba mı diyorlar, ne diyor? Aba var hocam. Abiye. Ulan İbrahim Tatlıses kadar bilmiyorsunuz fıkhı be. Abiyemdir nedir? Açık yani serbest. Aba fistan var. Ya neyse. Aba işte. Öne açık oluyor hocam. Febeyatuhu ben onunla el sıkıştım. Feethaltu yedi min kamisihi femesistu el hateme. Elimi gömleğinin üzerinden soktum ve nübüvvet hatemine dokundum. Kale Urve. Urve diyor. Fema raytu muaviyete ve lebnehu fi şitain ve la harrim illa mutliqey izarihima. Ben Muaviye ile oğlunu kışın soğukta veya sıcakta görmedim ki yani iyice bağlasınlar alt elbiselerini. Yani serbest kalıyor. La yüzer ne bu? Yüzerrirani ebeden. Yani bağlamıyorlar manasına. Revahu Ahmet ve Ebu Davud. Hocam bu bağlama aynı ihramda olduğu gibi bağlama. Tabii canım. Tabii. Onun demesi zaten rida ile. Evet. İzar mı diyor? Sanki aynı iki ihram gibi değil mi hocam? Üstü bir de altı gibi. Biri omuzdan atılıyor. Ama tek elbise olunca alt taraf özellikle bağlanıyor. Evet. Ve hâdâ mehmûlun. Bu şöyle yorumlanabilir. Alâ ennel kamîse lem yekün vahdehu. Sadece üst gömlek değil. Bir de altta da izar var manasına. Gelelim bir diğer mevzuya. O da şu. Bâbu istihbâbi salâti fî sevbeyn
ve cevaziha fi sevbil vahid. Tek elbiseyle, yani tek elbiseyle namaz caiz ama fakat iki elbiseyle kılmak atlı üstlü müstahap. An Ebi Hüreyre'te radıyallahu anhu. Ennesâ ilen se'elen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem anis salati fi sevbin vahid. Tek elbiseyle namaz kılmayı sordu birisi Hazreti Resulullah'a. Evveli kullikum sevbani fekale. Yahu her birinizin iki elbisesi yok mu? Niye tek elbiseyle kılıyorsunuz manasına? Revahul cema'a illet tirmidi. Yani gerek yok daha ayrıntıya girmeye. Mesele gayet açık. Yani bir tek elbisede de namaz caiz. İbn-i Mesud Hazretleri aynı kanaatte değilim diyor. Ne yapalım biz o kadar üzerinde duramayız. Ve an Cabir'in. Ve an Cabir'in. Zâd-ı Bukhari yok. Var mı? Olan keçeli. Aferin sana. Bir rivayet. Bir rivayette İmam Bukhari'nin ilavesi var. Sümme se'ele racülün Ömer'e fekale. Sonra bir adam Hazreti Ömer'e sormuş. İzâ vassâ Allahu fevsi'u. Allah geniş tutmuşsa siz de geniş tutun yani. Geniş elbise giyin. Cema racülün aleyhi siyâbehu. Yani bir adam üzerine yani iki elbiseyi de giymiş manasına cema'a. Fesalla raculun fi izarin ve rida fi izarin ve kamis fi izarin ve kaba. Kaba dediği palto gibi bir şey değil mi? Kaba. Var mı? Kaba. Kaba dediği o ya. Başka bir şey yok. Yani yani bir adam kaba bol yenli elbise. Ya işte biz de onu diyoruz. Bol üstü. Yani bol yani. Bol üstü yani. O. Yani bir kişi hem altlı hem üstlü bir elbiseyle namaz kılmış. Bir kişi gömlekle ve alt elbiseyle. Bir kimse hem alt elbise hem de bol elbiseyle. Fi serabiyle ve rida. Serabi pantolonlu ve üstteki bir elbiseyle. Fi serabiyle ve kamis. Pantolon ve üst gömlekle. Fi serabiyle ve kaba. Fi tübbanin ve kaba. Tübban dediği de kardeş yani yine pantolon şeklinde enteresan pantolon şeklinde deriden yapılan bir elbiseymiş. Kale ve ahsebu kale fi tübbanin verida. Yani alttan böyle deriden yapılmış pantolon gibi bir şey. Hem de üst elbise yani. Hepsi caiz. Hiç gerek yok. Ve an Cabir'in. Ben de şort manasına da geliyormuş. Keçeli. Ayrı ama. Yani sen şimdi bırak onu. Yani çünkü burada namazdan bahsediyor. Burada açıklıyor tebbanı keçeli. Deriden yapılan ama iki ayağı yok. Ayak kısmı yok olan. Yani demek ki dize kadar. Yani biz tabii. Öyle. Peki ve an Cabir'in. Enne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem salla fi sevbin vahidin müteveşşihan bihi. Burada teveşşuhu şöyle açıklıyor. Yani elbisenin sol tarafını sol elin altından almak, onu da sağ omuzuna koymak. Yani şey gibi, ihram gibi sarılarak. Bir elbisede namaz kılmış Peygamberimiz müttefakun aleyh. Ve an Ömer ibn-i Ebi Seleme'te kâle. Râitün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yusalli fî sevbin vâhidin müteveşşihan bihi fî beyti Ümmü Seleme'te. Ümmü Seleme'nin evinde bir tek elbiseyi ihram gibi sarılarak namaz kılmış. Gördüm diyor. Kad elkâ tarafeyi alâ atikeyh. Her iki ucunu da omuzlarından aşağı atmış. Revahul cemaat. Caiz yani. Bâb-u kerahiyeti ihtimali samma. Samma yani sağır demek, sağır. Yani elini ayağını hareket ettiremeyecek kadar sağır bir şekilde ona o demek yani elbiseyle sarınmak. Tamam? İhtimal sarınmak demek. Yani öyle hareket ediyor ki
Hiçbir tarafı kaldıramıyor yani. O da doğru değil. Anladın? An Ebi Hüreyre'te kâle nehe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah yasaklamış en yahtebiye raculu fi sevbil vahidi. Allah Allah. Bir tek elbise üzerine sarınıyor. Sarılı yani sarınıyor. Leysa ala fercihi minhu şey. Hiç açık tarafı yok. Hareket edemez o zaman. Ve en yeştemile sammâe bisevbil vahid. Sağır bir şekilde sarılıyor. Sağır dediği hiçbir yeri açık değil. Leysa ala ehadi şikkayhi minhu. Yani hiçbir tarafından açık bir yer yok. Yani şeyün bir şey yok. Ve fi lafsin li ahmede neha an libseteyn. İki elbiseyi yasaklamış. En yahtebiye ehadukum fi sevbil vahidi leysa ala fercihi minhu şeyun. Birisi tek bir elbise giyiniyor ama ön tenasül uzunun üzerinde bir şey yok. Biri de ve en yeştemine fi izarihi idâ mâ sallâ namaz kıldığı zaman alt elbisesiyle sarılıyor. İlla en yuhalife bi tarafeyi ala atike. Bir tarafını o gömleğin omuzlarından aşağı doğru atması lazım. Yani bunları bence çok fazla ayrıntılı yani mesela mekruh yani bunu böyle giyinmek mekruh. Öyle. Ve'an Ebi Sa'idin bunu da okuyalım. Enne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz neha an ihtimali sammai vel ihtibai fi sevbin vahidin. Tek elbiseyle hiçbir yere çıkışı olmadan sağırca sarılma veya iyice sarılmadan yasaklamış. Leysa ala ferci min şeyyun. Yani tenasül uzun üzerinde de hiçbir şey yok. Tek bir elbise üzerinde tümüyle. Yani bir boksör gibi bir şey olmak. Aynen aynen. Onlara. Veya şey gibi astronot. Revah hocam ama onların alt elbisesi var. Ferçlerinde yer var. İlla Tirmizi fe innehu revah min hadis Ebu Hüreyre. Rivayet etmiş. Velil Bukhari neha anil libseteyn. İki elbiseyi yasaklamış. Vel libsetan nedir bu iki elbise? İhtimalus samma. Aynen astronotlar gibi veya boksörler gibi hiçbir çıkış yeri olmadan sarılmak. Ve samma en yec'ale thevbehu ala ahdi akti. Ha buymuş bak sammayı açıklıyor. Elbisesini tek omuzuna atması feyebdu ehadu şikkeyi leysa aleyhi sebabun. Yanlış mana verdik sammaya. Biz astronot elbisesi dedik. Meğerse şeymiş bir omuzunu atıp diğer omuzunun açık kalmasına ihtimalü samma. Kardeşler özür dileriz yani. Biz İmam Bukhari falan değiliz. Çok alim de değiliz. Burayı okumadan özel bir manası var. Yani ben yukarıdaki izahlardan benim dediğimi anladım. Anlaşıldı değil mi? Ama öyle değilmiş yani. وَالْلِبْسَةُ الْاُخْرَى diğer elbise de اِخْتِبَاءُهُ بِسَوْبِهِ ya. Yani elbiseyle örtünüyor. وَهُوَ جَالِسُ oturmuş. لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٍ tenasül vuzu üzerinde hiçbir şey yok. Alttan görünüyor. İşte bu, bunu yanlış yapmamışız. İhtimal neydi? İhtimalü sammayı yanlış yaptık. Düzelttik. Var mı bir itirazı olan? Yani hocamız düzelttiği için biz de düzelttik. Yoksa biz nerede anlayalım? İhtimalü samma. Unutmayız bundan sonra. Bazen ceza kümullahu hayran kethira ve allemenallahu ilmen nafya. Ah zeki talebeler olsaydınız da önceden mütalaa edip benim hatamı hemen söyleseydiniz.